Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün 22 Haziran Rise Online'a bir tane update geldi. Yeni bir dungeon eklendi. Rune sistemi falan koyuldu. Şimdi rune sistemine falan detaylı olarak sonra bakacağım ama bu yeni gelen dungeon'ı hemen denemek istiyorum. Yani gene droplar aynı gibi görünüyor diğer dungeon'larla. Herhangi bir pendant falan eklenmemiş. Gene unique silahlar, unique kalkanlar var. Aynı şekilde epic takılar mevcut. Skillbook falan var. Şimdi başıma ne geleceğini bilmediğim için ben buna easy modda gireceğim. Hemen şöyle tıklayalım, deneyelim. Bakalım nasıl bir dungeon yapmışlar. Çok merak ediyorum. Oo. Dungeon böyle. Aa, bu ne ya? Bu tarafa doğru gidilmiyor. Şurada bir tane kayık var. Kayığın üstüne daha değil mi? Dayı vardı, yok oldu. Umarım buradaki yaratıklar çok güçlü değildir. Gerçi yaratıklar 70 level'dan başlıyor en eziyi. Şimdi Skeleton Swordsman diye bir yaratık var burada. İnşallah çok fazla vurmuyorlardır ya. Deneyeceğiz şimdi. Aa, çok kolay ölüyorlarmış lan. İyi. Korktuğum kadar değil. O XP'si çok iyi bu arada. Gerçekten 80 level'da Easy'ye bile bu kadar XP veriyorsa gerçekten XP'si çok iyi ve yaratık bolluğu da çok fazlaymış. İyi XP kasılır burada. İleride başımıza neler gelecek bilmiyorum tabi. Dediğim gibi ilk kez girdim. Zaten bugün geldi. İkinci kez giriyor olma ihtimalim yok. Bunun kaç kere girildiğine de bakmadım. Muhtemelen bir kere giriliyordur buna da. Bir de buna girdikten sonra diğer dungeon haklarımız gidiyor mu ona da bakmadım. Bu dungeon'ın sonunda hepsi belli olacak. Buradan ikinci odaya geçiyoruz. Yaratıkların şekilleri çok güzel yalnız da çok atak yapmıyorlar. Yani saldırdıklarını pek hissetmedim. 41 hasar falan vuruyorlar. Acaba easy'de olduğu için mi? Buna hard falan mı girmek gerekiyordu? Abi bilmiyorum, ilk sefer girdiğim için aslında korktum yani, hani yapamaz mıyım falan filan diye, ama gayet de rahat yaparmışım aslında. Bunlar da mage'ler. Mage'ler de 70 level. Onlar da 240k XP veriyor. Easy'de olmasına rağmen. Acaba bir can alıcı noktası falan var mı? Bir de böyle yeni gelen dungeon'lara hemen girmek lazım arkadaşlar. Çünkü böyle yeni gelen bir şeyler genelde çok iyi drop atıyor. Dünkü droplarımız harikaydı yani, biliyorsunuz. Warlord Ring falan aldık böyle orta monudan. Bowl boss'undan. Bu ne abi, içeride bug'da kalmış. Orta monudan Warlord Ring falan aldık. Dünkü droplar çok iyiydi. Onun üstüne bugün bu yeni dungeon'dan da bakalım bir şeyler alabilecek miyim? Dünkü dungeon'lar çok doyurucuydu yani. Ama ortam falan, renkler güzel yapılmış. Yaratıkların şekilleri de güzel. Yaratık şöyle yerin altına giriyor ama vurmada sıkıntı yok. Vurabiliyoruz her türlü. Sıkıntısız. Güzel, etraf falan çok güzel. Mobların şekilleri. Aa, burada bir tane boss var. Aa, burayı da Dark Dungeon gibi ilerledikçe boss koymuşlar. Mini bosslar geçerek ilerliyorsun. Güzel. O hani ilk oyundaki ilk dungeon vardı ya arkadaşlar, o hani günde iki kere girdiğimiz. O bayağı sıkıcı bir dungeon. Sürekli aynı şey yapılıyor ama bak burada gene bu kapıyı açmak için o boss falan kesmemiz gerekti. Güzel. Burası da Dark Dungeon gibi. Keserek ilerliyorsun. Acaba dungeon'ın uzunluğu falan ne kadar? Totalde ilk başta bu arada XP'me bakmadım. Hani yüzde kaçtım. Artık videonun başından bakarsınız yüzde kaçtık, kaç XP ulaşmışız. Royal Premium var. Çünkü yaratık falan bayağı bol. XP'si de gayet iyi. Easy'de olmasına rağmen. Buradan yeni dungeon olduğu için bir drop bekliyorum şahsen. Umarım atar. Tane en azından epic falan, bir tane yani epic bir tane silah takı herhangi bir şey atmalı, artık unique'den geçtik de. Bu arada rune sistemi eklendi. O rune sistemindeki silahlara ve zırhlara basılan özellikleri beğendim. Detaylı olarak onları incelemek lazım. Tam olarak daha bir
Yani net bilgi veremiyorum. Çünkü bir bakmam lazım. Kendi itemlerime falan bastıktan sonra daha netleştiririm. Onun da videosunu atabilirim. Güzel özellikler veriyor ama yani. Boş değil. Bu zırhlara birer tane, kalkanlara ve tekel... O boss'a bak lan. Ogre'nin büyüğünü yapmışlar. Drooling Ogre'lerin büyükleri. Silahların tekel olanlarına birer tane, çift el silahlara ikişer tane rün takılıyor. Zırhlara da birer tane ve kalkanlara da birer tane takılacak şekilde yapmışlar. Karakter bonusları var. Mesela Warrior'a karşı işte defans alabiliyorsunuz, defans seçebiliyorsunuz. Ya da işte Assassin'a karşı defans, ya da işte tam tersi atak alabiliyorsunuz. Hem defansif hem ofansif şekilde ayarlamışlar rünleri. Aynı şekilde resist verenleri falan da var, anti-def verenleri var. Bayağı kullanışlı olabilir. Güzel bir set yapılırsa bayağı bir antidef alabiliriz oradan. Zaten oyunda en büyük eksik biliyorsunuz antidef. Yani antidefi almak için mesela herhangi bir tane ezik takı bile alsan bayağı pahalıya mal oluyor. O yüzden böyle küçük ürünlerden falan antidef alabilmek çok yararlı olur. Bu tarafa gidilmiyor bu arada. Orada böyle portal gibi bir şey var ama kapatmışlar yolu. Mecbur bu taraftan gideceğiz. Henüz bir drop alamadım. Çöp dahi olsa bir şey atmadı yani. Bakalım. Bu oda ne odası? Bu oda %92 diyor dungeon. Sanırım burada bir boss çıkması gerekiyordu. Bir adet mob atlamış olabiliriz. Emin değilim. Ya da duvarın içinde mi, bug'da mı kaldı, bir şey mi oldu? Anahtar falan bir şey mi yapacak, yapmamız gerekiyordu acaba? Burada da bir şey yok. Geriye doğru ilerleyelim. Z'ye ve B'ye basarak ilerliyorum burada. Hani evet, bir tane yaratık kalmış. Agalar, bir tane yaratık kalmış. O da nerede? Aa, Venomous Hellhound'lar varmış burada. Cehennem köpeklerini unutmuşuz. Cerberus'lar. Evet, sanırım şimdi tüm yaratıkları kestikten sonra en son ki boss çıkacak. Ya bu arada böyle çabuk biten bir dungeon yapmışlar. Çok uzun bir dungeon değil ama XP'si güzel. Bunun muhtemelen iki kere falan giriliyor olması lazım. Çünkü bir kere giriliyorsa çok kısa olur. Buna iki kere falan girersek makul. Yani XP bakımından en azından. Dropları nasıl bilmiyorum ama XP bakımından makul olabilir. En sonda bir boss çıktı mı bakalım. Ona bakmaya gidiyorum. Evet, Undead Archmage diye bir tane boss çıkmış. Bakalım kesebilecek miyim? Keserim herhalde easy'de girdiğim için. Bakıyorum. Şekli çok iyi. Lich King'e benziyor. Şeydeki undeadlere de benziyor bu arada. DV'deki undeadlere de benziyor. Kesimi bayağı kolay bu arada. Hasarı falan çok düşükmüş. Ya bence easy'de girdiğim için böyle. Tabi 80 level'da kaç, yani hangisine girebiliyorum bilmiyorum ama dediğim gibi ilk kez girdiğim için korktum. O yüzden böyle easy'de girdim. Ama gene de genel olarak hani dungeon'a böyle bir bakmış olduk. Bence keyifliydi. Güzel yapmışlar yaratık tasarımlarını falan. Ortam ışıkları falan çok güzel. Şimdi çıktığım zaman bakacağım. Bakalım kaç tane dungeon hakkım var. Ya da hani bu dungeon'dan sonra diğer dungeon'lara da girebiliyor muyum diye bakacağım. Henüz daha buradan drop alabileni görmedim bu arada. Yani herkes eski dungeonlardan drop alıyor hala. Sol altta gördüğünüz gibi. Daha buradan bir drop alan görmedim. Bakalım hemen zindanlar. Aratabiliyor muyum? Remaining entrance 1 diyor.
Remaining entrance 0 diyor. O zaman şöyle, buna girebiliyor muyum? Yok. Buna bir kere girebiliyoruz. Buna da bir kere girebiliyoruz. Buna da iki kere girebiliyoruz. Arkadaşlar, o zaman toplam günde girdiğimiz dungeon sayısı 2 solo, daha doğrusu 3 solo bir tane gruptu. Artık 4 tane solo oldu, bir tane grup oldu. Yani ekstradan bir tane drop alabileceğiniz ve XP kasabileceğiniz bir tane dungeon eklenmiş oluyor. Gayet güzel. Bence şu ilk dungeon'dan çok daha keyifli ve yapması kolay. Daha çabuk bitiyor ve daha çok XP veriyor. Ben beğendim bu bakımdan. Caleb Dungeon'ı da sanırım aktif etmişler. Group Dungeon diyor. Ona da bir girip onu da bir deneyeceğim. Buradan bu arada beltler falan atıyor. Yani belt eklemişler buraya. Beltlerin fiyatı birazcık düşebilir bu sayede. Gayet güzel bakın. Yani buna ben girebiliyor muyum bilmiyorum bu arada. Bakayım. Aa, girebiliyorum. Hemen iptal edeyim. Bunu da ayrı olarak ben size hemen videosunu çeker atarım. Süper. Hatta ben buna da gireyim. İkisini birleştireyim. Tek video halinde atayım. Bakayım. Death girebiliyor muyum? Bu zorluk seviyesi daha aktif edilmemiş diyor. Gayet güzel. Hard'da girebiliyor muyum? 85'te girebiliyormuşum. Okey, o zaman easy'de girelim. 8'de 6. Buraya da bakalım. Oo. Loading screen koymuşlar. Aa, çok iyi. Bak, bu çok iyi olmuş. Bunu yapmalarının sebebini de anlayabiliyorum. Şu, aa. Oğlum, çok güzel sinematik falan koymuşlar lan. Aşırı iyi bu arada. Herkes izliyordur bence. Ben de oyunun sesi mi kapalı? Ah be. Oyunun sesi de kapalı değil ama. Ya, burayı sesini alamadığım için gerçekten üzgünüm bu arada. Seslendirmesi falan güzeldir diye düşünüyorum. Abi, çok güzel yapmışlar sinematiğini. İnanılmaz beğendim bu arada. Hakikaten iyi. Çok başarılı. Harbi çok başarılı. Ne oluyor şu an? Oo. Kamera açısını istediğim gibi ayarlayamıyorum. Beni şu an Diablo'daki gibi mecburi bu kamera açısında oynatıyor arkadaşlar. Hani benim ayarladığım bir açı değil. Aralara sinematikler falan giriyor lan. Çok... Aa, çok garip olmuş ha. Hakikaten. Oğlum, anlık falan böyle partiyi sinematiğe sokma olayı falan çok başarılı bu arada beyler. Bu kolay yapılabilecek bir iş gibi gelmedi bana. Bir tane boss çıktı burada, 80 level. Keseriz diye düşünüyorum herhalde. Easy mod sonuçta. Hemen Thor geldi. Saldırıyoruz. Oo, boss vuruyor. Vurmuyor değil. Vuruyor. Ama yeterince vurmuyor. Bence easy de oldu. Oo, vuruyor. 2K vurdu. Daha ne vursun? Boss'un şekli yetilere benziyor bu arada. Hayal yetilere benziyor. Mace Bearer. Bu bize bir kapının kilidini açtı bu boss. Sinematikli falan yapmışlar ha, güzel. Buradan da her zamanki gibi 32,5K'mızı aldık bu arada, şaşmadı. Ah, geldik zurnanın zart dediği yere. Şimdi bakalım millet buralardan atlayabilecek mi? Abi, yalnız sinematikler falan inanılmaz hoşuma gitti ha, söyleyeyim size. Ben ilkten atladım. Giyotinler var. Ha, burası birazcık zor olacak galiba. Hay Allah. Abi, bizim
Bir de poison falan üflüyor orada. Abi bizim buralarımız birazcık zor olacak galiba. Çünkü insanlar normal düz duran köprüden atlayıp geçemiyordu. Bir de şimdi giyotin koydular. Gerçekten çok zor olacak ya. Geçebileceğini insanların düşünmüyorum bu arada. Baksana geçenlerde ölüyor. Testereler var. Ha benim tabii çok fazla oyun geçmişim olduğu için ben bu tarz şeyleri çok kolay yapabilirim. Ondan yana bir sıkıntı yok ama daha önce başka bir oyun oynamamış bir insan ya da işte FPS'i düşük olan insanlar ya da işte ne bileyim yeteneği olmayan insanlar için gayet zor olacak. Ama çok ya keyifli yapmışlar. Evet, böyle bir şey beklemiyordum. İnanın beklemiyordum. Açıkçası çok şaşırttı. Harbiden çok şaşırttı. O ara sinematikleri falan yani böyle hareketli bir dungeon yapmaları gerçekten şaşırttı beni. Aslında bunları kesmememiz gerekiyor. Çünkü diğer insanlar bunların XP'lerini alamayacaklar. Bence beklemeliyiz arkadaşlar. Bayağı da mob var şu tarafta. Bence kesmeyelim, XP alsınlar. Tabi dinlemeyecekler, kesecekler. Güzel, geldi hemen hemen herkes sanırım. Bu taraftan devam ettik. Yalnız bu Ogre Siege Breaker var burada. Acaba bu bizim günlük yani haftalıkta günlüğü sayıyor ya girdiğimiz Darkest'ta falan. Bunu da sayacak mı? Çok merak ettim. Eğer bunu da sayarsa görev daha mı çabuk bitecek yoksa gene aynı günde mi bitecek onu da merak ettim. Ya saymadı. Bu taraftan gitmiyoruz. Bu taraftan gideceğiz. Oradaki mobları kesmemiz lazım galiba kapının açılması için. Sesleri sonsuza kadar devam ediyor bu arada. Arkadaki müziği falan çok başarılı yapmışlar. Güzel abi ben beğendim bu arada dungeon'ı. Baya keyifli. Sardı. Sarıyor. Bunu bu arada hem YouTube'a ayrı video olarak yeni dungeon videosu olarak atacağım. Hem de dördüncü günün vlogu olarak gene tekrardan ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü öyle yapmam lazım, onu koymam zorunlu, mecburi yani. Yoksa serinin bir anlamı kalmaz. 32,5K'mızı gene alıyoruz seri seri bu arada. Çok da bir şey değişmedi. Yeni dungeon olsa da drop şansımız aynı. Evet, kapılar açıldı. Geçelim bakalım. İlk biz geçelim, kendimizi feda edelim. Evet. O taraftan gelsek de aynıydı. Yani ilk o tarafı ya da bu tarafı kesmemiz hiçbir şey ifade etmiyormuş. Bu tarafta aynı gördüğünüz gibi. Buradaki yaratıkları da kesseydik buradan gelip buraya devam edecektik. Aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece yani ilk ne tarafı keseceğinizi seçiyorsunuz. Bu arada yaratıklar falan hızlı kesiliyor. Verdiği XP de güzel. O gene bir sinematik. Yani girmiş olduğunuz bulunduğunuz partiyi nicklerle beraber sine o Reis geldi. Vay, Kaleb Servant. Hadi bakalım kesebilecek miyiz? Abi korkuttu Reis öyle bir şovlu geldi ki. Oo, bayağı vuruyor, bayağı vuruyor, bayağı vuruyor. Güzel, 10K geldi. Reis'e dikkat etmek lazım. Reis var ya yere vuracak diye çok korkuyorum bu arada. 90 level boss. Bundan da boşaldık. Bu tarafa doğru ilerliyoruz. Boss'un şekli falan girişi mekanı çok iyiydi bu arada. Beğendim. Buradaki yaratıklar da gene Darkest Dungeon'daki gibi üstümüze saldırıyor.
Bu arada yaratıkları bol bol koymaları güzel bir şey. Hani XP kasmaya çalışan insanlar için ekstra bir besin yani bunlar. Heal atabilir misin Priest? Buradaki boss'tan da 32,5K. Ya çok fazla bir drop aslında beklentim yok ama atsa da iyi olur. Çünkü yeni dungeon, yeni dungeon videosu, yeni dungeon videosunda drop almak falan bence bunlar güzel şeyler. Evet, bu tarafta bitince buradaki kapı açılıyor. Yalnız etraf falan güzel. Kullanılan heykel. Aa, gene bir sinematik. Tam bir yorum yapacağım dungeon'la alakalı. Bir sinematik giriyor abi. Sağdan soldan bir şey geliyor. Crystal of Balance. Evet, bir sürü iskelet çıktı. İskeletler 55 level. Sanırım kristali deflememiz lazım. Evet, kristalin bir canı var. Kristal ölene kadar, yani ölmeden buradan gelen yaratık dalgalarını sanırım kesip kristali ayakta tutmamız gerekiyor. Derken bu kadar mıydı? Defense time diyor. Devam edecek ya. Gelin, devam eder bu. Bitmedi bence. Çünkü burada kristalin bir EP'si var ve süre işliyor. Moblar sıkıştı herhalde. Aha, yok, çıktı. Aynen, bakın tam olarak dediğim gibi oldu. Yani çünkü süre işliyor. Oradaki süreyi yaratıklar herhalde yavaş keserler diye biraz fazla tutmuşlar. Ama yaratıklar çok kolay öldüğü için biraz fazla bekletiyor. Bu süre baya fazla bir süre çünkü 6 dakika gibi bir süre var. Burada. Evet, bunlardan da güzel XP verebilirmiş aslında. Şöyle 50K 50K XP verseymiş iskeletler. Güzel olurmuş. Müzikleri falan da güzel seçmişler. Ortam çok güzel. Bence çok başarılı yapmışlar bu arada. Ben harbi beğendim yani. Harbiden beğendim. Hem de bir değişiklik oldu. Uzun süredir hep aynı dungeonlara giriyorduk. Gerçekten güzel bir değişiklik. Evet, ya bu yaratıkları birazcık daha zor kesilebilir hale getirmeleri lazım ya da buradaki yaratık spawn sürelerini düşürmeleri lazım. Yani wave'ler daha hızlı gelmeli ve burası daha çabuk tamamlanmalı. Çünkü burada boş bir şekilde bekleyeceğiz. Aksi takdirde. Aynen. Bunları biraz daha hızlı çıkacak hale getirip ya da biraz daha zor kesilebilir hale getirebilirler. Hem daha eğlenceli olur. Daha az vakit kaybı olur vesaire. Mecbur bekleyeceğiz buraları. Bırakacağız da kristali mi kesecekler acaba falan diyor. Hatta burada defans süresi yazıyor. Arkadaşlar, bu arada sanırım arkadaş şimdi söyleyince ben aydınlandım.
Galiba droplar kapalı olabilir bu yeni dungeonlarda. Biz boşuna heveslenmiş olabiliriz ya. Droplar kapalı değil mi dedi. Benim bak bu konu hakkında bir bilgim yoktu. Yani yeni dungeonlarda droplar kapalı olabilir. Deneme amaçlı girmiş olabiliriz sadece. Bilmiyorum. Yani bununla alakalı bir bilgim yoktu. Droplar var ya da yok diyemem yani size. O yüzden yanlış yönlendirmeyeyim. Ama ben gene de sanki drop alabilecekmişiz gibi bir heyecanla gene de bossları keserken drop beklemeye devam edeceğim. Umarım alırız. Herhalde son bir wave daha gelecek. Yani tahminimce. 6 dakikada toplamda 6 wave gibi ayarlamışlar. Aynen bu wave'i kestikten sonra sanırım bir wave daha gelmeyebilir. Çok da çabuk ölüyorlar bu arada. Hani Mage'in tek novasına hepsi ölüyor aslında. Buraya herhalde yaratıklardan sonra son bir boss şovu yakışır diye düşünüyorum. Hani son bir boss. Ve bir boss atılabilir belki. Ya şöyle de bir şey var mesela. Son bir boss geliyorsa mesela ve o boss zorsa, bu kristale fokuslanıyorsa falan, hani bu çıkan yaratıklarda kristalin HP'sini işte maksimumda tutup boss'a saklamamız gerekiyor olabilir kristalin HP'sini. Bakalım son 50 saniye kaldı. Hep beraber göreceğiz. Burayı kısaltırlar diye düşünüyorum yani. Böyle kalmaz burası bence. Ha bir wave daha geldi. Boss gelmedi. Bu wave'i de kestikten sonra geriye 30 saniye kalıyor. Son 16 saniye bu arada. 10 saniye. Evet, hiçbir şey olmayacak mı? Hiçbir şey olmadı. Sadece kapılar açıldı. Yani garip. Böyle yapmaları garip olmuş bu arada. Ya buraya bir hani son bir boss ya da ne bileyim sürekli bir yaratık dalgası olabilir. Gereksiz bekleme olmuş orası bence. Orayı acil değiştirmeleri lazım. Ben vuramıyorum bu arada. Yaratık şeyin içinde olduğu için. Yaratıklara yeni isim vermekle uğraşmamışlar. Diğer dungeonlardaki isimleri alıp buradaki dungeonlara koymuşlar yani yaratıkların isimlerini. Hatta şekil olarak da aynı yaratıklar. Sadece bosslar farklı. Yani ben gene de drop alma hevesiyle açıyorum kutuları arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dungeon'ın da %94'üne gelmişiz bu arada. Yani arkada bir tane kaldı bu arada. Da onlar gidiyorlar. O %3'lük yaratık kısmı için umarım bir daha tekrar geri dönmeyiz. Umarım boss çıkmıştır. Yalnız. Oo. Vay. Abi güzel yapmışlar ya cidden. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Gerçekten güzel yapmışlar. Kalep 120 level. Oğlum kesebilecek miyiz lan biz bunu? Abi alan skill atıyor. Bakın bunları dodge'lamamız lazım galiba. Of 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 of. Ciddi fazla vuruyor ha. Oo. Aman aman.
Biz bunu kesemeyiz ha. Harbi kesemeyiz biz bunu. Aga be. Hangi skillimle vursam? Şununla. 60 skillim açık değil. Yok, biz bunu kesemeyiz arkadaşlar. Deneyeceğim ya, altına üçlü beşli girim. Oo. Yok yok, bunu Priest falan da tanklayamaz. Kanka bu çok güçlü. Yanlarda falan bunu zayıflatan bir şeyler var mı, ona bakayım. Hemen belki yapınca zayıflayan bir yapısı falan vardır ama. Bu ne abi, adamın ismi hiçbir şey gözükmüyor. Yok, bu böyle dümdüz bir boss. Bunu yani biz kesemeyiz bunu böyle. Priest'in tam skill üstü şey alması lazım ki, 10K alması lazım ki altından hiç çıkmadan vuralım ki. Of. Yok, bu GG. Bunu kesemeyiz. Sağlık olsun abi. Yani 120 level gerçekten kesebilmemiz imkansız. Neyse, sağlık olsun. Dropları da kapalıydı zaten. Yani bunu kesebilmemiz imkansız. Hani birkaç tane warrior falan olsa belki keserdik ama. Neyse. Biraz güçlü yapmışlar son boss'u. Gerçekten boss adına yakışır bir şekilde yapmışlar. Yani dungeonlar bu şekilde. Yeni dungeonlar arkadaşlar. Yani girmek isterseniz droplar kapalıymış. Bilginiz olsun. Ben zaten denemelik girdim. Ama gene de dropların kapalı olduğunu bilmiyordum. Hani bir drop alırım moduyla girdim belki. Yani grup dungeon'ına, kalep dungeon'a girmek birazcık sıkıntı şu anda. Bilginiz olsun. Bence sağlam bir partiyle girin yani. Arkadaşlarınızla beraber girin. Çünkü o arkadaşlar dışında yani o sondaki boss'u kesebileceğinizi düşünmüyorum. Solo dungeon'da bir kere girebiliyorsunuz günde. Solo dungeon'ı da beğendim. XP açısından gayet güzel olmuş. Ama grup dungeon'ın zor olmasını anlayabiliyorum. Çünkü buraya belt dropları falan koymuşlar arkadaşlar. Yani o yüzden ya pendantlar falan da var gördüğünüz gibi. Burayı yani zor yapmaları çok normal. Zaten ben bu dropları koymalarını bekliyordum. Olması gerekiyordu yani. Çünkü pendantlar çok pahalıydı. Pendantları falan buraya koymalarını bekliyordum. Arkadaşlarla da bunu konuşmuştum daha öncesinden. Bundan belki bir ay öncesinde falan söylemiştim, yeni gelecek dungeonlarda işte pendant dropları, belt dropları kesinlikle eklenmeli çünkü erişilebilir olmalı demiştim. Nitekim öyle de oldu. Sevindirici yani, iki dungeon'ı da çok beğendim. Umarım bol bol drop alırsınız. Görüşürüz. Bir sonraki videoda ya da yayında arkadaşlar, seviyorum sizleri.